Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Arkadaşlar, Metaverse'ün ne olduğundan daha önce söz etmiştim. Ve demiştim ki aslında Metaverse'ün ne olduğunu şu anda tam olarak bilemiyoruz. Çünkü Metaverse ile ilgili bugün konuştuğumuz her şey, gelecekle ilgili bir öngörü ya da bir hayalden ibaret. Şu anda Metaverse çalışmaları her yerde devam ediyor ama bunun nereye evrileceğini tam olarak bilemiyoruz. Fakat internet nasıl hayatımıza girdikten sonra eğitimi değiştirdi, bankacılık işlemlerini değiştirdi, oyun oynama biçimimizi, sosyalleşme biçimimizi, içerik üretmeyi, içerik tüketmeyi, her şeyi değiştirdi. Sonra yepyeni bir ekonomi yarattı. Yepyeni iş kolları ortaya çıktı. Yeni ünlüler ortaya çıktı internette. Yani hayatımızı komple değiştirdiyse internet, Metaverse de aynı şekilde hayatımızı, hatta belki daha dramatik şekilde değiştirecek. Mesela bir eğitim kurumu ya da öğretmen bütün derslerini Metaverse'de verebilir ve bütün dünyanın her tarafından öğrenci alabilir. Yani bu durumda ben Türkiye'de yaşarken aslında Amerika'daki bir yerden öğrenci olabilirim. Tabii şu anda online dersler almak mümkün. Yani yine Stanford'ın bazı derslerine falan katılabiliyorsunuz. Ama en nihayetinde ekranın önündesiniz. İki boyutlu bir ekran. Yani online dersler öğrenci için de, öğretmen için de sınıftaymış kadar motive ve efektif değil. Ama Metaverse'de bir derse girdiğimi düşünelim. Ne olacak? İşte yanımda arkadaşlarımın, sınıf arkadaşlarımın avatarı olacak. Karşımda öğretmeni göreceğim ders anlatırken. Yani aslında aynı sınıf ortamındaymışım gibi hissedeceğim. Aynı sınıf ortamındaymışım gibi konuşacağım, öğreneceğim. Belki dersten sonra sınıf arkadaşlarımla beraber dışarıda takılmaya gideceğim. Belki bir konsere gideceğiz, belki film izleyeceğiz beraber. Hatta Metaverse ortamında bir araya gelip ödev yapacağız. Bu ne demek? Üniversite hayatımın aynısını Metaverse'de yaşıyorum demek. Ya da belki sabah yürüyüşlerimi arkadaşımın hologramıyla beraber yapacağım. O evde kendi yürüyüş bandıyla yürürken işte gözlüğünü takıp beni görecek, benim olduğum ortamı görecek. Ben de dışarıda mesela bebek sahilde yürürken arkadaşımın hologramıyla beraber yapacağım bu etkinliği. Sonra onunla sohbet edeceğim falan yürürken. Tabii bu durumda dışarıdan biraz deli gibi görünebilirim. Çünkü ben gözlükle arkadaşımın hologramını göreceğim ama muhtemelen diğer insanlar onu göremeyecek. Bu durumda dışarıdan hani böyle kiminle konuşuyorum gibi insanlar benim deli olduğumu falan düşünebilir. Gerçi bu yaygınlaştıktan sonra insanlar hologramla konuştuğumu tahmin edebilirler ama o zaman da kim hologramla konuşuyor, kim halüsinasyonla konuşuyor o belli olmayacak. Yani kim akıllı, kim deli birbirine karışmış olacak özetle. Metaverse sanal bir evren olduğu için fiziksel evrenin sınırlarından tamamen bağımsız. O yüzden bizim şu anda hiç öngöremediğimiz yerlere de gidebilir. Yani şu anda biz Metaverse'ü düşünürken hep böyle gerçek dünyaya benzer şekilde düşünüyoruz ama gerçek dünya gibi olmak zorunda değil ki. Örneğin Metaverse'de bir evinizin olması için bir arsaya ihtiyacınız yok. Ya da Metaverse'de bir yerden bir yere gitmek için arabaya ihtiyacınız yok. Zaten her yere ışınlanıyorsunuz. Veya avatarınızın mesela insan boyutunda olmasına gerek yok. Belki devasa boyutta bir avatarınız olabilir. Hatta avatarınızın insan şeklinde bile olmasına gerek yok. Kedi şeklinde ya da uzaylı şeklinde bir avatarınız olabilir. Metaverse'de birisiyle konuşurken, tanışırken, sohbet ederken aynı dili konuşmak zorunda kalmayacağız belki de. Çünkü çeviri sistemleri de çok gelişti. Örneğin ben Metaverse'de bir İspanyolla konuşuyorum. Ben burada Türkçe konuşacağım. Sonra o makine onu İspanyolcaya çevirecek. Avatarım İspanyolca konuşacak. Sonra o adam bana İspanyolca cevap verirken ben onu Türkçe duyacağım. Metaverse yaygınlaştıktan sonra sadece Metaverse'de tasarım yapan grafikerler, kıyafet tasarımcıları, mimarlar ortaya çıkacak. Ya da sadece Metaverse'de yazılım yapan yazılım firmaları ve yazılımcılar. Sadece Metaverse'de donanım geliştiren, yani bu cihazları üreten firmalar ortaya çıkacak. Sadece Metaverse'de ünlü olan bazı influencerlar olacak belki. Yani yine yepyeni iş kolları ve devasa bir ekonomi ortaya çıkacak. İşte bu yüzden Facebook'un sunumunda Mark Zuckerberg dedi ki, biz bundan sonra Metaverse öncelikli bir şirket olacağız. Ve önümüzdeki dönemde Metaverse için çalışacak 10 bin personel görevlendireceğini söyledi. Bu çok büyük bir rakam. Hal böyle olunca, Apple, Google gibi şirketlerin de yakın zamanda Metaverse'e gireceğini öngörmek çok zor değil. Zaten Google bundan ta seneler evvel bir akıllı gözlük piyasaya çıkarmıştı. Sonra daha tam yeterli değilmiş gibi geliştirmeyi durdurmuşlardı. Fakat Ar-Ge tarafında bununla ilgili çalıştığını biliyoruz. Diğer taraftan Apple'la ilgili zaten her sene dedikodular çıkıyor. Bu sene sanal gerçeklik gözlüğü gelecek, bu sene gelecek, bu sene gelecek diye. Şimdi Apple'ın kendi sanal gerçeklik gözlüğünü çıkarması ne demek? Aslında kendi Metaverse'ünü yaratması demek. Ya da Google'ın sanal gerçeklik gözlüğünün olması, Google'ın Metaverse platformu olması ne demek? Google'ın Metaverse olması demek. İşte buna Multiverse diyorlar. Yani birden fazla sanal evren. Yani Facebook'un Metaverse ayrı, Apple'ın Metaverse ayrı, Google'ın Metaverse ayrı, Multiverse ya da Multimetaverse. Bakalım bu Multiverse'ler ya da Multimetaverse'ler hayatımıza daha fazla girdiğinde hayatımız nasıl şekil değiştirecek? Şimdi bu bilim kurgu filmlerini falan izlediğinizde görürsünüz.
Hep böyle geleceği nasıl hayal ederdik? En büyük böyle çılgınlık uçan arabalardı. Çünkü şu andaki en büyük problemimiz ne? Bir yerden bir yere gidiyor olmak. Yani uçakla bile gitseniz, örnek veriyorum Amerika'ya gitmeniz uçakla 10 saat sürüyor. Havaalanında vakit kaybettiniz falan filan bir gün sürüyor. Yani çok çok uzun. İstanbul içinde zaten trafikten hani bir yerden bir yere gitmek mümkün değil. Ama belki de hani Metaverse evreninde ya da gelecekte belki de hiç evimizden bile çıkmayacağız. Hiç uçan arabalara ihtiyaç duymayacağız. Çünkü zaten sanal evrende her yere ışınlanarak gidip geliyor olacağız. Metaverse ile ilgili gelişmeler oldukça bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.